Merhabalar, bu hafta Sağlık Tadında programına hoş geldiniz. Bu hafta sizlere yumurtalık kistlerinden bahsetmek istiyorum. Çok merak edilen bir konu, hemen herkeste var. İşte kistim var, ne yapacağım? Kistim olmuş, kisti varmış, kist nedir? Onları anlatacağım bugün sizlere. Biraz da böyle çizerek de anlatmak istiyorum aslında. Şimdi şöyle, kadınlar normalde biliyorsunuz hepiniz 28 günde bir düzenli adet oluyorlar. Ve adet siklusunun tam böyle ortasında ne oluyor? Bizde bir yumurtlama olayı oluyor. Yumurtlama olayı nedir? Kadının yumurtasının 18-20 milim yani ortalama 2 santim bir boyuta ulaşıp ne olmasın? Sonradan çatlaması bir hormonun etkisiyle birlikte içerisindeki küçük yumurtacığı tüplere doğru nereye bırakması? Böyle tüpler yakalasın diye oraya bırakması karnınızın. İçine doğru bırakması. Peki burada ne oluyor? Tüpler gidiyor, yumurtayı yakalıyor. Sonra sperm aşağıdan geliyor. Yumurta, yumurtalıktan geliyor. Tüpte bunlar buluşuyorlar. Yani aslında döllenme esas olarak nerede oluyor? Tüplerde oluyor. Burada dediğim gibi bir ortalama ne oldu? 2 santimlik bir yumurta, 18-20 milim dediğimiz bir yumurta çatladı. Peki bazen ne oluyor? Bir hormon bozukluğu oluyor ya da işte bir aksa yani aks dediğimiz hormon siklusunda bir bozukluk oluyor ve bu yumurta ne yapıyor? Çatlayamıyor. O zaman ne oluyor? Bu 2 santimde normalde atılması gereken yumurta atılamıyor ve 3, 4, 5 santime kadar büyüyebiliyor. Buna biz genelde hani ne oluyor? Yumurta çatlayamadığı için büyüyen basit kistler diyoruz. Biz bunun basit kist olduğunu nereden anlıyoruz? Ultrasonda bakıyoruz. Yapısı düzgün. İçerisinde hiçbir şey yok. Normal görünüyor, temiz görünüyor. İşte kadının eğer adet siklusta uzamışsa, adet de olmamışsa ne diyoruz? İşte adet olduğunuzda tekrar gelin bakalım bir problem olacağını sanmıyoruz diyoruz. Şimdi kadının böyle bir kisti var. İşte adet göremediyse ne yaptık? Adet olması için ilaç verdik. Adet olacaksa da ne yaptık? Adetin bitimini tekrar kontrole çağırdık. Biz genelde böyle kistler eğer sürekli tekrarlıyorsa ve böyle büyüyen takip ettik 3 santimde 5 santim oldu. O zaman biz ne yapıyoruz? Hormon dengesini baskılamak için doğum kontrol hapları verebiliyoruz. Doğum kontrol hapları neyi sağlıyor? Doğum kontrol hapları ile birlikte bu aks dediğimiz hormon dengesi baskılandığı için daha böyle düzenli adet olmanızı sağlıyor. Ve böylece bu kistler baskılanmış oluyor. Hormonlar bir nevi düzelmiş oluyor yani aslında. Ve böylece ne oluyor? Daha iyi oluyor. Burası daha böyle baskılandığı için 3-5 santimlik kistinize bakıyoruz. Ne olmuş? Küçülmüş, gitmiş. Eğer erişki bir dönemde yani menopoza girmeyen bir kadında kist 8 santimin üzerindeyse biz bunu daha çok ameliyat yönünde değerlendiriyoruz. Eğer 8 santimin altındaysa kötü olduğunu gösteren ne kan parametresine de kistin yapısında böyle bir yapışık, çakır çukur, etrafa böyle tuhaf gibi görünen, içinde bölmeler olan bir kist değilse ne yapıyoruz? Biz bunu takip alıyoruz. Takip ve aldığımızda da genelde kullandığımız bu aksı, siklusu baskılamak için ne kullanıyoruz? Doğum kontrol hapı. Doğum kontrol hapı neyi sağlıyor? Yumurtlamanın olmamasını. Ve siz böyle yumurtlama olmadığı için, yumurtalar sürekli büyümediği için kistinizde bir süre sonra ne oluyor? Küçülmeye başlıyor. Hatta bir süre sonra 2 ayda, 3 ayda biz bakıyoruz ki kistiniz tamamen gitmiş. Peki bu kist böyle yapışık görünse de taylı böyle içinde septalar olsa ne yapıyoruz? O zaman kan parametrelerimizi istiyoruz. Kistinizi daha detaylı değerlendiriyoruz ve bir onkolog yani kadın doğumunda onkoloji birimi dediğimiz birimi var. Onkologdan yardım alarak kistinizi ameliyat için yönlendiriyoruz. Tabii ki bu ikisi farklı şeyler. Genelde kadınlarda olan en çok olan kist nedir? Fonksiyonel kistler dediğimiz. Bu hormonların bir dengesizliğine, bir aradaki böyle kaçışlara bağlı olarak bu kistlerin büyümesidir. Şimdi bunlar olduğunda çok böyle endişelenecek bir şey yok aslında. Hemen hemen her kadında hayatının belli bir döneminde olabiliyor. Önemli olan nedir? Ne yapar? Adet düzensizliği yapar. Sağ ya da solda böyle bir hafif bir kısık ağrısı yapabilir. Eğer böyle bir ağrılarınız geçmeyen ağrılarınız varsa ya da böyle bir adet düzensizliği yaşıyorsanız normalde düzenli olurken bir muayene olmanızda fayda var. Biz de dediğim gibi kistinizi gördüğümüzde hemen böyle stres panik yapıp sizin de kistiniz var işte şöyle böyle demiyoruz.
2 santimin üzerindeki kistler aynı zamanda kadınlarda yumurtlamayı da engellediği için genelde çocuk isteyen kadınlarda ne oluyor? Çocuk istemini de baskılayabiliyor. Yani yumurtlama olmadığı için çocuk sahibi de olamayabiliyorsunuz. O yüzden önce bu kistlerin bir baskılanması, tedavi olması... sonrasında da çocuk için düşünmeniz gerekebiliyor. Diğer bir konu da bu kistlerin yapısı. Tabii ki herkes benim anlattığım gibi basit kist değil. Onun dışında bazı tipleri var. Bunlardan da biraz kısaca bahsetmek istiyorum bugün size. Çok böyle aklınızda soru işareti kalmasın diye. Şimdi bir tanesi çikolata kisti. Bu çok başka bir şey. Onu zaten bir hafta, diğer hafta sizlere anlatacağım. Bu çikolata kisti ne? İçerideki, normalde rahminizin içindeki dökülen endometrium dokunuzun gidip yumurtalıklara yerleşmesi, orada kahverengi kanın yapışıklık yapması, kahverengi olduğu için de çikolata kisti denmesi. Yani asıl burada dökülen ne? Kan. Rahmin içindeki doku gidiyor yumurtalıklara yerleşiyor, orayı burayı yapıştırıyor, içine kan birikiyor ve bunun adı oluyor çikolata kisti. Şimdi bu genelde neyle geliyor? Ağrılı adetle geliyor her gençse. Ya da evliyse çocuğum olmaya diye geliyor. Ya da işte kistin büyümesine bağlı. Bu kist aynı zamanda çok yapışkandır içerisinde. Kan olduğu için bütün bağırsakları yapıştırır, idrar kesesini yapıştırır, böbrekleri yapıştırır. Bulduğu yere yapışır yani. Bu kist aslında tadı adı kadar tatlı değildir kendisi. O yüzden çok sevdiğimiz bir şey değil çikolata kisti. Tedavisi var mı? Kesin bir tedavisi maalesef yok. Duruma göre ameliyat gerekebiliyor, duruma göre ilaçla baskılayabiliyoruz. Veyahut da işte menopoza girdiğinizde zaten hormonlar baskılandığı için, rahim içi doku da baskılandığı için ne oluyor? Zaten kendiliğinden küçülmüş oluyor. Aynı zamanda bir şey daha var. Dermoid kist dediğimiz kist de çok duyuluyor. Bu da işte diş gibi, kemik gibi, saç gibi şeylerin, kök hücrelerin anne karnında yumurtalık etrafında kalıyor bunlar. Ve sonra 20'li 30'lu yaşlarda ne oluyorlar? Büyümeye başlıyorlar. Birden bir şey oluyor ve büyüyeleri geliyor yani gerçekten. Sonra ne oluyorlar? Orada bir kist. Kistin içerisine bakıyorsunuz diş var, kıl var, kemik var. Bunları biz nereden anlıyoruz? Ultrasondan anlıyoruz. Ultrasonda böyle hani yapılar işte kemik gibi parlak görünüyor. İşte saç gibi böyle heterojen görünüyor. Yapısının içerisi böyle değişik oluyor. Ve tabii böyle kıl... saç falan içerdiği için de enfeksiyona neden oluyor ve orada bir püy birikiyor. Püy biriktiği için de ne oluyor? Orada gerçekten açıldığında sıkıntı olabiliyor ve ağrı yapıyor. Dermoid kist gördüğümüzde zaten direkt ameliyat öneriyoruz hastaya. Çünkü bunun hani herhangi bir doğum kontrol yapıyla baskılanarak ya da herhangi bir şey yapılarak geçme imkanı maalesef yok. Çikolata kisti gördüğümüzde durumuna göre değişiyor. Basit kist gördüğümüzde genelde beklemeyi tercih ediyoruz. Ama bazen bu kistler kendinden patlayabiliyorlar. Hastanın kan değeri düşebiliyor. O zaman da genelde en çok kapalı ameliyatla ne oluyoruz? O kanamayı durduruyoruz eğer bir kanama odağı varsa. Kanama odağı yoksa da rutin hastayı hastaneye yatırıp takip alıyoruz. Kistler her kadında olabilir. Yumurtlama süresinde. Genelde iyi huyludurlar. Kötü huylular için erken teşhis tabii ki hayat kurtarır. Sizlere tabii ki kistsiz bir hayat diliyorum ama eğer kistiniz varsa da bunun genelde %90 ihtimalle iyi huylu olduğunu ve rutin takiplere gitmenizi öneriyorum. Beni de bu haftada dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya yeni bir konuyla görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum.